Arkadaşlar, evet, bu tekneyi ilk defa görüyorum. Şu an İzmir fuarındayım. Şimdi bu İzmir'de üretiliyor değil mi? Gaziemir'de. Evet, Gaziemir'de. İzmir Gaziemir'de. Sizin ilk tekneniz. İlk tekneniz. Evet. Başka model var mıydı? Böyle bir modelle başladık. İlk bu modelle başladık. Evet, ilk model. Bundan sonrası için 13 metre düşünüyoruz. Bu şu an kaç metre? Hatta 9. Şöyle konuşalım. Evet, 9 metre şu anda. 9 metre. Çift kameralı. Evet. Özelliği var. O özelliği. İçten takma, dıştan takma. Dıştan takma. İçten takılmıyor mu? İçten takma yok, hayır. Ha, dıştan takma. Sadece dıştan takma. Evet. Evet, o Suzuki 200 beygir. Suzuki 300 beygir. 300 mü? Evet, 300 beygir. Anladım. 300 beygir Suzuki 9 metre. Teknenin görüntüsü de güzel arkadaşlar. Biz ilk fuara şu an girdik. Yani dediğim gibi başka bazı modellere video çekeceğim dedim. Mesela iter sandık bunu. Ona sorduk, bir durduk, baktık. O da Türkmüş, İzmir. Biz zaten İzmir'deyiz. Güzel bir tekne yapmışlar. İlk tekneleri. Bir içinde çekelim. Arkadaşlar, teknenin içine giriyoruz. Şöyle size güzelce bir çekim yapalım. Arkadaşlar, teknenin görüntüsü gayet şık ve güzel. Havuzlu kısmı da gayet iyi. Şöyle oturduğumuzda. Şöyle içine bir girelim. Evet, camlar yukarı aldık. Birbirine girebilirim. Çocuk oraya yüzümü diye kontrol ettim. Renkler falan gayet güzel seçilmiş. Aynen, ben de onu dedim. Renkler boğulmuyor. Evet. Yani teknenin içi gerçekten güzel. Yani hem de bizim yerli firma olması da, biz onu yabancı sanmıştık söylediğim gibi. Yatak da gayet geniş. Geçen mesela bir tekneye binmiştim. 8 metre, 8-9 metreydi. Yatak kısmını kötü yapmışlar, beğenmedim. Şu bölmeler falan. Dolapları açalım. Bu da şey mi? Herhangi bir sıkıntı durumunda herhangi bir sıkıntı mı? Yok, aynı zamanda zaten motorlarda bu hem motorun kilit sistemidir. Bunun invertörü kaçtı? Bunda multiplus var. İnvertörle charger birlikte 3000. Teknemiz yerli üretim. Gaziemir'de üretiyoruz. Evet. Gövde boyu 8.05. Toplam boyu 9 metre. Eni de 3 metre. Eni güzelmiş. Şu anda gördüğünüz şekilde çift kabinimiz var. Bir master kabin, bir de misafir kabin. Yatak boyları çift yetişkinin yatabileceği seviyede. Evet. Bunun haricinde banyo tuvaletimiz var. Ve de burada sürücü yanı koltuğumuz olabilen ve aynı zamanda yatak olabilen bir alanımız var. Bu kısımda mı yatak olabiliyor? Evet. Masa aşağıya iniyor aşağı galiba. İniyor. Şunlar öne mi kayıyor? Ya şu öne geliyor. Bu parça tamamen aynen çıkarılıyor. Zaten burada diğer parçayı görüyorsunuz. Bu masa aşağı iniyor ve üzerine minder geliyor. Burası da bir yatma alanı oluyor. Şu kısım? Soldaki kısım ikinci kabinimiz. Ona bir guest bakalım. Kabinimiz, misafir kabin. Anladım. Şöyle bir girelim. Evet. Burası da güzelmiş. İki kişi gayet rahatlıkla yatar. Çok kullanışlı olmuş ya. İki kişilik. Bunun boyları ne, yatak ölçüsü? 1.40'a 1.86 gibi bir boyu var o yatağın. 1.40'a 1.86. Gayet yeterli. Cam da var burada. Havalandırma gece yatarken güzel. Şöyle merdiveni falan çekelim, gayet şık olmuş, güzel olmuş.
Şu an 135 bin euroymuş galiba değil mi? Arkadaki 300 beygir Suzuki ile. Ekstra bu fiyat içerisinde farklı ekipmanlarımız da bulunmakta. Yani bu 135 bin euroluk fiyatın içerisinde 300 beygir Suzuki. Evet. Ekstradan balık bulucu. Balık bulucu ne marka mesela? Ondan sonra... Raymarine. Raymarine. Hı, 9 inç. Şöyle gösterelim. Başka ne var? Ses sistemimiz bulunmakta. Webasto, boiler ve flaplarım flap bulunmakta. Anladım. Bu paketin içerisinde. Aynı zamanda gördüğünüz bütün döşemeler, iç ve dış döşemelerin hepsi bu fiyatın içerisinde dahil olmakta. Bunun haricinde arkanızda bulunan mutfaktaki ekipmanlarımız bu fiyata dahil bulunmakta. Buzdolabımız yine marin tip. Buzdolabı. Evet, onu da çekelim. Irgat ve bütün navigasyon ekipmanları da bulunmakta. Ha, evet, Irgat da var önde. Ya buna ekstra takabileceğiniz baş pervane takabiliriz. Evet. Elimizde bulunan. Bir şey, de, deniz suyunu tatlı suya çeviriyor mu? Onu yapmıyor sadece. Ha, o anlamda evet. Bir şey yapacağım tamam. Olarak. Şey yani sürekli su ihtiyacın kalmıyor. Hı-hı. O ürünümüz yok. Bunun haricinde bir de bu teknede eksik olan güneş paneli. Evet. Ve bunların hepsini de ekleyebiliyoruz bu tekneye. Valla tekne gerçekten güzel olmuş, beğendim. Fiyatı da şu anki şartlara göre gayet iyi. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yürüme yeri de gayet güzel yani, geniş. Şöyle geçelim. Şunu da fark ettim. Ekstra kaptanın olduğu kısma da kapı koymuşlar. Yani aniden teknenin önüne geçmek gerekirse arkadan dolanmaya gerek yok. Bu güzel bir ayrıcalık olmuş. Arkadaşlar bir de şöyle dıştan takma motor olduğu için motoru mesela tekneyi konaklama yapacağınızda, uzun süre kullanmayacağınızda, pervanenin suda kalmasını istemiyorsanız motoru kaldırdığınızda kafa biraz öne eğildiği için ona böyle bir çözüm bulmuşlar. Komple koltuk öne doğru geliyor ve buradan raylı sistem çok basit bir şekilde de geri çekilebiliyor direkt. Evet. Bu şekilde de motor düzken koltuğu geri çekiyorsunuz. Güzel bir düşünceyle. Raylar da burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Katarsis marka teknemizle çektik. Videomuzu bitiriyorum. Teknemizin fiyatı 135 bin euroydu. Fuar için özel indirim yapmışlar. Şu anki fiyatı 125 bin euro. Ve 300 beygir Suzuki, balık bulucu, boylu, birçok şey teknenin fiyatının içinde. O yüzden şu an için fiyat gayet böyle bir tekne için uygun. Evet arkadaşlar, teknenin tanıtımını yaptık. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.